Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu toplantımızın amacı hepiniz bildiğiniz takdirde Milliyetçi Hareket Partisi Esenler Belediye Başkanı adayının tanıtım toplantısı. Sayın Belediye Başkanı adayımız Ahmet Türk'ten buyurun başkanım. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu sabah bir tatil gününde bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle arkadaşlarıma söyledim ki belediye başkan adaylığımızı önce mutlaka yerel basınla bir sohbette paylaşalım. Yerel basının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar etkili olduğunu ve ne kadar hakikaten yönlendirici bir güce sahip olduğunu bildiğimizden dolayı hem Esenler'de hem Bayrambaşı'da hem de bölgemizdeki yerel basınla birlikte bir sabah kahvaltısı ederek niçin Esenler'de belediye başkan adayı olduğumuzla ilgili de ufak ipuçları dedik görelim. Ondan sonrasını da kendileri yorumlasınlar. Bu esnada aday adaylığımız sürecinde ciddi rekabet yaşadığımızı, Esenler'de bu sefer tek aday olmadığı noktasında bütün bilgilerinize sunarım. Birkaç arkadaşımız daha belediye başkan adayı olmak için mücadele etti. Ama bu anlamda genel merkezimizin yapmış olduğu anketler neticesinde bizim Esenler'den belediye başkan adayımız olması konusunda hem il teşkilatımızın hem de genel merkezimizin vermiş olduğu karar neticesinde Esenler'den Milliyetçi Hareket Partisi 2014 yerel seçimlerinde 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak sizlerin karşısındayım. İlçe başkanlığı görevini 1 Aralık itibariyle bırakmıştım. İlçe başkanlığı görevini üstlenen kardeşimiz, arkadaşımız yine Esenler'de Ülke Ocakları Başkanlığı'ndan gelen çekirdekten yetişme, Esenler'i en az benim kadar bilen, en az Esenler'i benim kadar yönetebilecek kabiliyete sahip olan Suat kardeşime bu görevi tevdi etti arkadaşlarımız. Cenab-ı Allah inşallah ona da uzun ömür, hayırlı ömür ve bu ilçe başkanlığı görevinde bizden daha büyük başarılara vesile olmasını ben diliyorum. Değerli arkadaşlar, Esenler'de uzun zamandan beri Esenler'deki gazeteci arkadaşlarımız da bilir ki Esenler'in bu gidişine dur demek, Esenler'in bu gidişinin önünü açabilmek için zaman zaman değişik siyasi partiden arkadaşlarımız da basınla bir araya geldik. Sonuç itibariyle bütün siyasi partiler birbirinden değerli değişik adaylar çıkarttılar. Milliyetçi Hareket Partisi de bu anlamda 2009 yerel seçimlerinde ciddi bir performans gösterdiğimizi düşünerek ve bu anlamda da 2014'te daha iyi performans ortaya koyabileceğimizi düşünerek ve anket sonuçlarına da dayanarak Esenler'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayının Ahmet Hüdan olarak açıkladılar. Ben bu anlamda bize güvenen, bu anlamda bize yol gösteren değerli büyüklerime şimdiden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yerel seçimlerinde Esenler'de bir şey değişecek, her şey değişecek. Aslında Esenler'in bir tek problemi var. O problem ortadan kalktıktan sonra Esenler'de her şeyin nasıl değişeceğini hep beraber göreceğiz. Değerli arkadaşlar, benim 2009 yerel seçimlerindeki projelerim noter tasdiklidir. Yani daha hiçbir belediye başkan adayı projelerini açıklamamışken ben noter tasdikli projelerimi basınla paylaşmıştım. Esenler'e belediye başkan adayı olarak gönderilen iktidar partisinin adayı Esenler'e ilk geldiğinde Esenler basını da burada biliyor. Esenler'in hiçbir problemi olmadığını, hiçbir sıkıntısının olmadığını, sadece prestijli caddeler yapmak için Esenler'e geldiğini beyan etmişlerdir. Biz basına Esenler'in eksikliklerini, Esenler'in problemlerini ve kendi adımıza Esenler'in projelerini dağıttıktan 2 gün sonra maalesef Esenler'e gelen arkadaşımız bizim projelerimizin isimlerini değiştirerek, Esenler basınıyla bizim projelerimizin adını değiştirerek basınla paylaşmıştır. Biz tabii ki buna çok da
niye paylaştın gibi söylemedik. Çünkü mutlaka bizim projelerimizi alıp hayata geçirmeleri, Esenler'de yaşayan insanların faydasında olacağından dolayı bu konuda mütevazi davrandı. Ama 2009 seçimlerinden bu tarafa görülmüştür ki bunların maksadı Esenler'e hizmetten ziyade kendilerinin reklamlarını öne çıkartarak Esenler halkının da garipliğini, hakikaten fakir fukaralığını kullanarak kendi hem siyasi fikirlerini hem de yandaşlıklarını zirveye taşımanın mücadelesini etmişlerdir. Biz 2009 seçimlerinden bu tarafa gecemizi gündüzümüze katarak Esenler'de yaşanan her olumsuz tablonun dimdik karşısında durduk, hiç boyun eğmedik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde o dönemdeki ilçe başkanı olarak Esenler'de yapılan haksızlıkları zaman zaman da mahkemeye taşımış bir kardeşinizim. Esenler'de değişik partilerden meclis üyeleri olmalarına rağmen bu kardeşlerimize bu haksızlıkların giderilmesi adına meclis üyeleri olarak bu meseleleri, bazı meseleleri dava etmelerini istememize rağmen maalesef Esenler'deki değişik siyasi partilerden seçilen belediye meclis üyeleri de bu hadiselere sahip çıkmamış. Esenler inanın ki 2009'dan bu tarafa tam sahipsiz bir ortamın içerisinde kalmıştır. Bu sebepten dolayı Esenler'de yaşayan insanlarımızın da, Esenler'de bizi bilenlerin de, Esenler'de yetişen, Esenler'de büyüyen, Esenler'in sokağında, caddesinde, mahallesinde olan bir evladı olarak Esenler Belediye Başkan adaylığında Ahmet Fidan'ı görmek istiyoruz diye bir anket sonucu itibariyle genel merkezimizin ve ilimizin de bu konudaki düşüncelerin neticesinde aday olduk. Bundan sonraki süreçte değerli arkadaşlar, mücadelemiz inandığımız değerler üzerine devam edecektir. İlk internette resmimi atarken arkadaşlarıma dedim ki şu sloganı yazarak resmimi atın. Bilal-i Habeş sesimiz, Hazreti Ömer adaletimizdir. 2009 yerel seçimlerinde bir televizyon kanalında dört büyük halifenin yönetim kadroları üzerinde ne kadar etkili olması gerektiğiyle ilgili bir konuşmam vardı. İslam'ın en güzel çağı olan Resulullah Efendimiz ve dört büyük halife dönemi hakikaten adaletin, ilmin, sadakatin ve kudretin en iyi yaşandığı bir süreç, bir dönem olduğunu söyledim ve her Müslüman Türk'ün bu dört büyük halifenin devlet yönetimiyle alakalı ortaya koydukları iradeyle devlet yönetmeleri gerektiğini anlattım. Birkaç arkadaşımız bizi aradı. Bunların içerisinde çok önemli isimler de var. Dedi ki bundan sonra bunun patentini kullanabilir miyiz? O zaman demiştim ki her Müslümanın örnek alması gereken Resulullah Efendimiz'den sonra devlet idaresinde hakim olmuş bu dört büyük ismin idaresini örnek alması gerektiğini söyledi. Değerli arkadaşlar, İslam'da belediye başkanı şehrin emiri olarak geçer. Şehrin en emin adamı, şehirde güvenilebilecek adam, yalan konuşmayan, riya yapmayan, insanlara ikiyüzlü davranmayan, insanlar arasında ayrımcılık ve kayrım yapmayacak noktada olan birisi olması gerekir. İslam'ın kuralları böyle söylüyor. Elhamdülillah bu memlekette biz de Allah'a inanmış, onun Resulüne inanmış, onun kitaplarına inanmış bir insanlar olarak, iman etmiş insanlar olarak hayat tarzımızın içerisinde insanların siyasi görüşü ve anlayışı ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka bu duruş üzerine devlet yönetimi içerisinde olmamız gerektiğini bilerek insanlara davranışımızı da bu şekliyle yürütmemiz gerekir. Biz Esenler'de 2009'dan sonra yine Esenler'deki bizimle daha iç içe olan basın bilir ki şunu söyledik. Seçimler bittiği gün yakamızdaki siyasi parti rozetini çıkartırız. Esenler Belediyesi'nin rozetini takarız. Bizim için bize oy vermiş vermemiş
bizi sevmiş sevmemiş. Ama Esenler sınırları içerisinde yaşayan her vatandaşımızın bir değer olduğunu bilerek her vatandaşımıza aynı eşit mesafe içerisinde davranacağımızdan hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın dedik. Ancak 2009 yerel seçimlerinden sonra halkın oyunu alarak belediye reisliğini kazanan Esenler'deki mevcut belediye başkanımızın yaptığı tek şey Esenler'de partizanlık olmuştur. Eleştirimiz, karşısındaki duruşumuz, karşısındaki bu anlamdaki söylemimiz bunun üzerine sertleşmiştir. Yani dedik ki Esenler'de partizanca davranışlardan mutlaka uzak durulması gerekir. Toplumun her kesiminden insanla birlikte Esenler'in yönetimi gerçekleşmelidir. Değerli arkadaşlar, 2009'dan sonra Esenler'de yaşananları bir gözden geçirmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Fazla uzun tutmadan ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Esenler'de bir kent konseyi var. Kent konseyinde yerel seçimlerden sonra ilk yaptığımız konuşmada şunu söyledik. Esenler'deki muhtarlarımız mahallelerimizin en derin problemlerini bilebilecek noktadaki arkadaşlarımızdır. Gelin kent konseyini muhtarlardan oluşturalım. Muhtarlar kent konseyinin birer üyesi olsunlar, komisyonlarında bulunsunlar ki mahalledeki problemleri kent konseyine taşısınlar, dosya haline getirip, rapor haline getirip kent konseyine sunsunlar, bu tavsiye kararları da belediye tarafından uygulamaya alınsın. Maalesef böyle olmadı değerli arkadaşlar. Bir muhtarlarla yaptığımız bu mutabakatın sonucunda bir seçim yapıldı. Yapılan ilk seçimde muhtarlar kazandı. Sonra belediye başkanı nasıl olur falan filan deyince ikinci seçime geçildi. Bir oyla muhtarlar geçildi. Yani o sert bakışlar arasında. Peki ne faydası oldu Esenler'e? Sıfır faydası oldu. Sıfırın yanında 1, 2, 3, 4, 5 olmazsa sıfırın bir anlam ifade etmediğini maalesef bu arkadaşlarımız anlamadılar. Ve bir 4,5 yıl 30 Mart'ta 5 yıl olacak bedava heba edildi gitti. Bu anlamda Esenler'de yapılan çalışmalarda vatandaş fazla eleştirdiğinde büyükşehir yapıyor. Vatandaş sesini çıkartmadığında ben yapıyorum anlamında bir yönetim anlayışı var. Bu anlayışın bir çıkış olmadığını zaman zaman yine Esenler Belediyesi'ne anlattık. Esenler Belediye Başkanı bunu da anlamadı. Değerli arkadaşlar, sivil toplum kuruluşlarımızı Esenler Belediye Başkanı değişik baskılar uygulayarak sivil toplum kuruluşlarımızın yönlendirici ve sivil toplum kuruluşları olarak görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilecek gerektiğinde bazı meselelerde baskı olarak ortaya çıkacakları noktada Esenler Belediye Başkanı maalesef bunun da önüne bir set çekti. Bazı sivil toplum kuruluşlarını kullanarak Esenler Belediyesi'nin bütçesinden ettiği söylenen yardımlar neticesinde eğer filan siyasi partiyi çağırırsanız bu yardım olmaz, filan siyasi partiyi konuşturursanız sizinle işim olmaz diyerek burada sivil toplum kuruluşlarının üzerine de ciddi bir baskı uygulamıştır. Sonuç itibariyle Esenler'deki yerel basınımıza bizim hukuk ofisimiz var, hukuk büromuz var. Gerekirse orada 100 avukatımız var. Her birine size dava açtıracağım diyecek kadar ileriye giden Esenler Belediye Başkanı yerel basına bu baskıları uygulayarak sivil toplum kuruluşuna da belediye gücünün baskısını uygulayarak esnafa belediyenin gücünün baskısını uygulayarak Esenler'de bir baskı rejiminin, bir baskı yöneticiliğinin ortaya çıktığını uzun zamandan beri dillendirdik ve bunu dillendirmeye de devam ediyoruz. İşte tam da burada Esenler'deki esnafımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Esenler'de yaşayan insanlarımızın Esenler'de bir belediye başkanı olması lazım. O belediye başkanı da
Esenler'de oturması lazım. O belediye başkanı Esenler'in sokaklarında dolaşması lazım. O belediye başkanı Esenler'in pazarından alışveriş yapması lazım. O belediye başkanının çocukları Esenler'in okulunda okuması lazım. O belediye başkanı Esenler'in gençlerinin hangi anlamda, hangi noktada açıkta kaldıklarını bilmesi lazım diye bizi bu anlamda teşvik etmişlerdir. Biz de görevden kaçmayarak Esenler'e bir zerre faydamız dokunacaksa gecemizi gündüzümüze katarak bu mücadelede Esenler'de yaşayan insanlarımızın yanında olmayı kendimize bir şeref olarak gördük. Öyle de devam edeceğiz. İnsanlarımızın tercihlerine mutlaka saygılıyızdır. Her siyasi partinin adayları bizim için önemli adaylardır. Demokrasinin gereği her siyasi parti seçimlere girecek ve her siyasi partinin adayı ister bir oy alsın, ister beş oy alsın önemli insanlardır. Bu anlamda bütün siyasi partilerin belediye başkan adaylarını da önemli azlederek önümüzdeki yerel seçimlerde Esenler'de Esenler'i en iyi bilen, Esenler'i en iyi yaşayan, Esenler'de gençliğinden beri bir mücadelenin içerisinden gelen, uzun zamandan beri de siyasi bir aktör olarak Esenler'de mücadele eden Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. İnşallah önümüzdeki dönem hepimiz için hayırlara vesile olacak bir süreç olur. Ben şunu söylemekten hiçbir zaman söylemeden geçmedim değerli arkadaşlar. Tabii ki belediye başkanlığı makamı önemli bir makam. Biz burada zaman zaman basınla da paylaştığımız haksızlıkların ve yolsuzlukları ortaya çıkartarak Esenler basınıyla bunları zaman zaman paylaştık. Eğer Cenab-ı Allah bize Esenler'de belediye başkanlığı nasip ederse ilk yapacağım şey hiçbir zaman söylediklerinden geri atmayan, başkan yanlış yapıyorsun, şurada durman gerekli, şuradan gitmen gerekli diye iki tane hakikaten bize bu anlamda Akşemseddinlik yapacak abi dediğim, bizi frenleyecek ve kontrol edecek noktada isimler yanımda olacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cenab-ı Allah bize o makamları nasip ettiğinde zerre miktar, değerli arkadaşlar, zerre miktar kursağımızdan, Beytülmal'dan nasip etmesin. Ve bize de bu anlamda bir teveccühümüz olursa da Yüce Rabbim fırsat vermesin. Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Beytülmal'dan bir hırka bile alan savaşta ölse şehit olmaz diyor. Demek ise Beytülmal'ın ne kadar önemli olduğu burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Bugün görüyoruz ki Esenler'de Beytülmal olmuş olmamış, hiç önemli olmayan, her şeyin partizanca, eğer AKP üyesiysen işe girersin, AKP üyesiysen şu işi yaparsın, AKP üyesi değilsen sana her şey haramdır denilen anlayışı ortadan kaldıracak güçlü bir iradeye ihtiyaç var. Bu güçlü iradenin şahsımda ve arkadaşlarımda olduğunu düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki 30 Mart'a kadar gecemizi gündüzümüze katarak hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini hem de bizim Esenler'le ilgili olan plan, program ve projelerimizi en iyi şekilde anlatacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ancak burada en büyük görev yine yerel basına düşmektedir. Yerel basın bu haksızlıkları ciddi anlamda gündeme taşırsa, inanın ki değerli arkadaşlar, biz bunları sirkeler atarız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olarak ayakkabı kutularımızın içerisinde ödenmemiş elektrik faturasından başka bir şey çıkmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı olarak ve kadroları olarak harcayacağımız her kuruşun belediye bütçesinden değil, çoluk çocuğumuzun rızkından olacağını bütün arkadaşlarımızın bilmesini istiyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugün itibariyle daha henüz devam eden
sivil toplum kuruluşlarına siz insanlarınızı toplayın, yemek bize aittir deyip, hatta belediye mesajlarını utanmadan gösterecek kadar belediye bütçesinden seçim harcamaları yapanlara hesap sormak için mücadelemizde yerel basının mutlaka yanımızda olmasını istiyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bizleri bu sabah burada yalnız bırakmadığınızdan dolayı, bu güzel günde buralarda vaktinizi harcadığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa sorularınıza dilim döndüğünce cevap verebilirim. Evet, evet. Sayın Başkan, hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Gazete Esenler Aslan Gürsoy. Bu seçim döneminde projeleriniz tabii geçmiş 2009 yılındaki seçim projelerinizden ekstra ne var? Malumunuz mühendisliği de şekillenmiştir. İlk adaylarınız toplantısındaki teknik anlamda kadrolara yer verecek misiniz? Onu soracağım. Bu kadar diğer arkadaşlardan fırsat bulsa. Evet arkadaşlar, kentsel dönüşümle ilgili bizim zaten öncesinden bu tarafa, biz 2004 yılında ilk Mehmet Serdaroğlu ile birlikte belediye başkan adaylığı döneminde kentsel dönüşümle ilgili ilk açıklamayı Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayı yapmıştı. Ben ilçe başkanıydım o zaman. Bu dönemde de kentsel dönüşümle ilgili önümüzdeki günlerde Esenler'in problemlerini ortadan kaldırabilecek, milletimizin ve Esenler'de yaşayan insanlarımızın beklentisine cevap verebilecek bir plan, program ve projemiz var. Bunu inşallah önümüzdeki günlerde Esenler'de yaşayan insanlarımızla hem basın aracılığıyla hem televizyonlar aracılığıyla paylaşacağız.